Katılımcı arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalardan oluşuyor. Bu EMA ve EGADE işbirliğiyle yapılan iki toplumlu ve iki toplumlu katılımcıların oluşturduğu bir sergi. Geçen yıl birincisini yapmıştık. Deneysel sanat çalışması ve çalışmalarından oluşuyor. Geçtiğimiz dönemle bu dönem arasında bir paralellik var. O paralellik deneysel bağlamda kişilerin, katılımcıların buradaki yapıtlarıyla bir farklı ya da biraz daha üst seviyeye çıktığını söyleyebiliriz. Bu yapılan organizasyon iki toplumdaki güncel sanat ortamındaki sanatçıların veya sanatseverlerin bir anlamda katılımıyla oluşturuldu. Burada genel olarak bir konsept, bir genel bir konseptimiz yok. Bütün katılımcıların kendi konseptleri var. Biz yaklaşık 2,5 ay katılımcılarla çalıştık ve bu katılımcılarla çalışma sürecimizde oluşturulan ve onların kişisel düşüncelerinin bir anlamda güncel bağlamda, güncel sanat bağlamında hazır nesne veya buna benzer kolaj, asamblaj veya bu türden düşüncelerin şekillendirildiği bir yapıt kurgusu ortaya çıktı. Biz genellikle katılımcılarımızı serbest bıraktık ve yaklaşık 2-3 hafta seminerlerle katılımcılarımızı bu projeleri yapmadan önce bir hazırlık aşamasına sürükledik. Bu projede aynı zamanda ben Nicolas Panay ile birlikte çalışıyorum. Bu ikinci dönemimiz. Bu dönemin geçen döneme göre biraz daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. İzleyici katılımcı sayımızda sergi izlenmesi bağlamında çok iyi ve etkili olduğunu söyleyebilirim. Bu EMA'nın da bir buradaki merkezi açmasıyla birlikte toplumun bu eksikliğinin büyük ölçüde giderilmeye başladığını söyleyebilirim. Gerçekten daha entelektüel, daha farklı duyumları hissedebilen bir kitle oluşuyor yavaş yavaş. Burada aynı zamanda izleyici bir anlamda yapıtlara bakarken soru işaretleriyle fazla soru sorma veya bunun ne olduğuna ilişkin çok fazla da kafasında bir takım kurgular oluşuyor. Bu da bizim aslında izleyiciyi düşündürdüğümüz veya izleyicinin başka türlü dünyalara da gidebileceğini veya buraya ileride bir katılımcı olarak bize gelip başvurabileceğini söyleyebiliriz. En azından buranın bir fonksiyonu var. İzleyiciyi sürekli sanatsız ya da sanat üretimsiz bırakmayacak bir sistem kurmaya çalışıyoruz aslında burada. Sürekli bir aktivite, her iki ayda bir yeni bir kursla bu merkezin sürekli katılımcılarla ve katılımcıların oluşturduğu sergilerle devam etmesini temenni ediyoruz.